Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksaş Şahbaz, 23 Nisan etkinliği kapsamında AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği nokta ne yazık ki milli bayramlarımızı, değerlerimizi itibarsızlaştıran demokratik katılımı yok. Baskıcı ve otoriter tek adam rejim olmuştur. Egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınarak saraya teslim edilmek istendiği tek adam rejimi ve hanedanlığa evrilen bir karşı devrim sürecini üzülerek yaşamaktayız. Sarayın atanmış memur olarak görev yapan bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geçmiş durumda. Saray adına egemenlik hakkını kullanmaktadır dedi. Devletin tüm imkanlarını kullanarak ve OHAL baskısı hukuksuz ve siyasallaşmış yargı eliyle oluşturulan bu baskıcı hanedanlık rejiminde ülkemizin tüm kaynakları sorgusuz sualsiz yağmalanmakta, bu ülkenin çocukları, gençleri yoksul ve geleceksiz. Tek adam rejimince uygulanan akıl dışı ekonomik politikalarla ülkemiz hızlı bir ekonomik yıkıma sürüklenmiştir. Yüksek enflasyonla halkımızın birikimleri, emeği hızla değersizleştirilmekte, çocuklarımız, insanımız en temel beslenme hakkından bile mahrum kalmaktadır. Acımasızca uygulanan neoliberal politikalarla ülkemiz yağmalanmış, üretimden uzaklaşmıştır. Büyük halk kitleleri derin bir yoksulluk içinde yaşam savaşı verirken halkımızın geleceği birkaç yandaş sermaye grubuna ve uluslararası sermayeye teslim edilmektedir. Verilen imtiyazlar Osmanlı Sarayı'nın kapitülasyonları bile üzerine çıkmış durumdadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Değerli basın ve kamuoyu, milli egemenlik hakkının saraydan alınarak halk adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edilmesinin ve Yüce Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizlemek için verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın seçtiği ve iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idaresinde kazanılmıştır. Ülkeyi emperyalist işgale teslim eden çürümüş Osmanlı Saray iktidarı yerine çağdaş Türkiye Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Milli egemenlik Yüce Meclisimiz yetkisinde tüm ulusumuza, halkımıza eşit olarak dağıtılmıştır. Ülkemiz parlamenter, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak çağdaş uygarlık dünyasında yerini almıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimize teslim edilmiştir. Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak yarınlarımızın güvencesi, geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etmiştir. AKP iktidarının ülkeye getirdiği nokta ne yazık ki milli bayramlarımızı, değerlerimizi itibarsızlaştıran, katılımı yok sayan, baskıcı ve otoriter tek adam rejimi olmuştur. Egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınarak saraya teslim edilmek istendiği tek adam rejimi ve hanedanlığı evrilen bir karşı devrim sürecini üzülerek yaşamaktayız. Sarayın atanmış memurları olarak görev yapan bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geçmiş durumda saray adına egemenlik hakkını kullanmaktadır. Devletin tüm imkanlarını kullanarak ve OHAL baskısı, hukuksuz ve siyasallaşmış yargı eliyle oluşturulan bu baskıcı hanedanlık rejiminde ülkemizin tüm kaynakları sorgusuz sualsiz yağmalanmakta, bu ülkenin çocukları, gençleri yoksul ve geleceksiz bırakılmaktadır. Tek adam rejimince uygulanan akıl dışı ekonomik politikalarla ülkemiz hızla bir ekonomik yıkıma sürüklenmiştir. Yüksek enflasyonla halkımızın birikimleri, emeği hızla değersizleştirilmekte, çocuklarımız, insanımız en temel beslenme hakkından bile mahrum kalmaktadır.
acımasızca uygulanan neoliberal politikalarla ülkemiz yağmalanmış, üretimden uzaklaşmıştır. Büyük halk kitleleri derin bir yoksulluk içinde yaşam savaşı verirken, halkımızın geleceği birkaç yandaş sermaye grubuna ve uluslararası sermayeye teslim edilmektedir. Verilen imtiyazlar Osmanlı Sarayı'nın kapitülasyonlarının bile üzerine çıkmış durumdadır. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkede doğan, emeğiyle ülkemize katkı veren, bu ülkenin eşit vatandaşlarının temsilcisi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, köklerini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan ülkemizin ve demokrasimizin 100 yıllık kurucu partisiyiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iş cinayetlerine kurban giden binlerce emekçimiz, Suriye'deki savaşa kurban verdiğimiz gençlerimiz, şehitlerimiz, kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin kurbanı olmuş kadınlarımız, hurafe ve dogmalara teslim edilmek istenen çocuklarımız, eğitim ve sağlıklı bir gelecek isteyen gençlerimiz, tüm çocuklarımız için mutlu, umutlu bir ülke inşa etmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi demokrasiyle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile tekrar egemenliği saraydan alarak halka teslim edeceğiz. Tüm demokrasi güçleriyle el ele vererek halkımızla omuz omuza, çocuklarımıza, gençlerimize özgür ve hak ettikleri güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, Gazi Meclisimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünde bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin kalacaktır. 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.